Arkadaşlar merhaba. Parabol'ün son videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda parabollerin grafikleri verilecek. Biz denklemleri oluşturacağız. Daha önceden denklemler veriliyordu. Grafikleri biz çiziyorduk ama dediğim gibi bu videomuzda ise grafikler verilecek. Denklemleri biz oluşturacağız. Toplam 3 maddeden oluşacak arkadaşlar. Bu üçer madde de birbirlerinden farklı maddelerdir. İlk maddemizi görelim. Tepe noktası ve bu nokta dışında başka bir nokta verildiyse şu şekilde denklemleri yazacağız diyoruz. Tepe noktası yine R'ye K olmak üzere. Fx eşittir. Hemen yazalım. 1A çarpanı olmak zorundadır arkadaşlar. X karenin katsayısı olarak. Daha sonra parantez içerisinde x. Şimdi arkadaşlar x bileşeni tepe noktasında nedir? R'dir. Ne yapıyorduk? Ters işaretle alıyorduk değil mi? Eğer tepe noktasında R verdiyse x'in yanına eksi R almak zorundayım. Bunun karesi. Dışarıda arkadaşlar ne yapıyorduk? Y bileşenini alıyorduk. Y bileşenini aynen almamız gerekiyordu. Aynen y bileşenini aldık. Şöyle bir denklem oluşturduk arkadaşlar. Bu denklemi oluşturduktan sonra parabol yani tepe noktasını kullandım. Bu nokta dışındaki bir başka ne olması gerekiyordu? Nokta. Bu noktayı da bu denklemde yerine yazarak A bileşenini buluyoruz. Evet, sonra da arkadaşlar denklemi bulmuş oluyoruz diyoruz. Hemen örneğimize bakalım isterseniz. Tepe noktası eksi 1'e 3'müş. Hemen ne yapalım? Fx eşittir. Hop. A çarpı x. Ne yapacağız? X bileşenini eksi 1. Eksi 1 olarak mı alacağım? Hayır. Ters alacaktım. Artı 1 olarak aldım arkadaşlar. Bunun karesi. Dışarıya ise y bileşeni yazmak zorundayım. Y bileşeni artı 3. Direktman aynen artı 3 olarak yazdım. Bunu oluşturduktan sonra bakın tepe noktasını kullandım. Tik attım. Kullanmadığım parabolde başka bir nokta var. X bileşeni arkadaşlar burada 5. Y bileşeni ise eksi 4. Şimdi normalde fx neye eşitti? Y'ye. Y'de eksi 4'e eşit. Fx gördüğüm yere eksi 4 yazacağım. A çarpı. X'imiz kaçmış arkadaşlar? 5'miş. Artı 3. Eksi 4 eşittir. A çarpı. 5 artı 1'den arkadaşlar 6. 6'nın karesi 36'dır. Hop karşı tarafa yolladım. Eksi 3 diye. 36 çarpı A. Daha sonra arkadaşlar eksi 4. Eksi 3 daha eksi 7 olur. 36A. A'yı bulmak için her tarafı 36 ile bölersin. Hop, bakın bunlar birbirini götürdü. A dediğimiz şey buradan eksi 7 bölü. 36 geldi. Daha sonra yukarıda bulduğum bu denklemde A gördüğüm yere eksi 7 bölü 36 yazarak denklemi bulmuş olacağım diyorum. Gelelim arkadaşlar örneğimize. Hemen tepe noktasına karar verelim. Hop. Tepe noktası tam burasıydı. İlk önce x bileşeni yazılırdı arkadaşlar. X bileşeni ne burada? Eksi 3. Y bileşeni ne burada arkadaşlar? Eksi 4'tür. Daha sonra herhangi bir nokta yazılırdı. Bakın şu nokta verilmiş. Bu nokta nedir? Y eksenin üzerinde. Y eksenin üzerinde ise x bileşeni 0 olmak zorundadır. Y bileşeni ise eksi 2'ymiş arkadaşlar. Daha sonra bunu A diyelim. A noktasını yerine yazacağız. Hemen fx eşittir. Hop. A çarpı diyordum değil mi? Parantezi açıyordum. X diyordum. X olmak zorunda. Daha sonra x bileşeninde bakıyordum tepe noktasındaki. Eksi 3 ama yazarken ters işaretle yazacaktım. Artı 3 olarak yazdım. Karesi. Dışarıya y bileşeni yazılırdı. Y bileşeni de aynen yazılırdı. O halde eksi 4 olarak yazdım diyorum. Tepe noktasını kullandım. Şimdi diğer bir noktayı kullanacağım. Burada sana diyor ki x gördüğün yere 0 yazdığında y'si eksi 2 çıkmak zorunda. Y neydi arkadaşlar? Fx yani fx gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. A çarpı x gördüğüm yere ne yazıyordum? 0 yazıyordum. 3'ün karesi eksi 4. A'yı aynen yazalım. 0 artı 3'ten 3. 3'ün karesi arkadaşlar 9'dur. Hop karşı tarafa yolladım. Artı 4 diye karşı tarafa geldi. 9A oldu. Eksi 2 artı 4 daha 2 oldu. 9A'dan her tarafı 9 ile böldüm. Hop gitti. A dediğim şey buradan arkadaşlar 2 bölü 9 çıktı. A'yı bulup tabii ki de bırakmıyoruz. Bana bu parabolün fonksiyonunu istemiş. Yani fx eşittir. Hop. A çarpı A'yı 2 bölü 9 buldum. X artı 3'ün karesi eksi 4 parabolün fonksiyonunu verdi diyorum arkadaşlar. Yine arkadaşlar aynı şeyi kullanacağız. Hemen şurası tepe noktası T diyelim. Buraya da ne diyelim? A noktası diyelim. Tepe noktamız kaça kaç noktasıdır? Hemen X bileşenine bakıyorum. 2. Y bileşenine baktım. 4.
A noktasına bakalım arkadaşlar. Kimin üstünde? X'in. X'in üzerinde ise arkadaşlar y'si 0'dır. X'i eksi 1. Hop y'si de 0 dedim. Tepe noktasıyla başlayacaktım. Fx eşittir. Küçük a çarpı. A gördüğün yere m de yazabilirsin, n de yazabilirsin, t de yazabilirsin. Fark etmez. X. Hemen bakıyorum x bileşenine. X bileşeni nedir? Tepe noktasında artı 2. Bunun ters işaretini alıyordum. Eksi 2'nin karesi. Y bileşeni de aynen almam gerekiyordu. Artı 4 olarak yazdım. Şimdi arkadaşlar bunu kullandım. Sıra buradaki A noktasında. Bu bana ne diyordu? X gördüğün yere eksi 1 yaz. Fx'i yani y değeri de 0'a eşitli. Yazalım bakalım. 0 eşittir A çarpı. X gördüğüm yere eksi 1 yazacaktım. Artı 4. Bu 4'ü arkadaşlar karşı tarafa yollayalım. Artı 4 karşı tarafa eksi 4 olarak geçer. 0 yazmasam da olur. A çarpı eksi 1 eksi 2 daha eksi 3 olur. Eksi 3'ün karesi de arkadaşlar artı 9'dur. A'yı bulmak için her tarafı 9 ile bölüyorum. Hop gitti. A dediğim şey buradan arkadaşlar eksi 4 bölü 9 geldi. Şimdi hemen fonksiyonu da yerine yazıyorum. Fx eşittir. A çarpı A'yı eksi 4 bölü 9 bulmuştum. X eksi 2'nin karesi artı 4 oldu. Ama lütfen dikkat edin. Bana diyor ki fx ifadesi mx kare artı nx artı k parabolünün grafiği verilmiş. Yani şuradaki parantezi açmam gerekiyor. Hemen şu tarafta açalım arkadaşlar. Parantez kare formülü neydi? Birincinin karesi. Parantez yazmama gerek yok. Hop silelim bunu. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Eksi 2'nin karesi de artı 4'tür. Şimdi bunu yerine yazacağım. Eksi 4 bölü 9 çarpı x kare eksi 4 x artı 4 dedim. Artı 4. Şimdi buradaki eksi 4 bölü 9 ifadesini parantezin içerisine dağıtacağım. Eksi 4 bölü 9 ile x kareyi çarparsam eksi 4 bölü 9 x kareyi elde ederim. Eksi 4 ile eksi 4'ü çarptım artı 16. Paydada da arkadaşlar 9 var. X eksi 4 bölü 9 ile 4'ü çarptım eksi 16 bölü 9 elde ettim. Bir de burada artı 4 var. Bu ifade fx'i verdi bana. Şimdi arkadaşlar bunlarda hep birer tane terim var. O yüzden herhangi bir işlem yapmayacağım ama sabit terim iki tane var. Şurada bir toplama işlemi yapmam gerekiyor. Yapalım isterseniz. Ne yapıyorduk? Payda aynen kalıyordu. 9 ile 4'ü çarptım. 36. Eksi 16 ile toplarsam 20 oldu. Yani sabit terimimiz 20 bölü 9'muş. Hemen rengimizi değişelim. M dediğim şey x karenin başındaki sayıydı arkadaşlar. X karenin başındaki sayı yani eksi 4 bölü 9 M'yi verdi. Ne dediğim şey x'in katsayısıydı. X'in katsayısı hop artı 16 bölü 9. Bu da ne? Sabit sayımdı arkadaşlar buydu. Bu da k. Bana neyi sormuş? M artı n artı k'yı. M'yi ne bulmuştum? Eksi 4 bölü 9. N'yi ne bulmuştum? 16 bölü 9. K'yı da 20 bölü 9 bulmuştum. Paydalar aynı olduğu için aynen yazılır. 20 ile 16'yı topladım arkadaşlar 36. 4'ü çıkartırsam 32 elde ederim. Yani cevabım 32 bölü 9'muş diyeceğim. Şimdi hemen arkadaşlar yine aynı şeyi yapacağım. Tepe noktası burası. Burası tepe noktası olsun. Bu da onun dışındaki bir A noktası olsun. Hemen yazalım ilk önce. Her zaman X bileşeni yazılır. Buna dikkat ediyorsunuz. X bileşenimiz kaçmış? 2. Hop baktım Y bileşenimiz eksi 3. A noktasında karar verelim arkadaşlar. X bileşenimiz ne? Eksi 4. Y bileşenimiz ise artı 3'tür. Şimdi tepe noktasından başlıyorduk. Fx eşittir A çarpı X. X bileşenine baktım artı 2 ama ters işaretle alıyordum. Eksi 2'nin karesi. Dışarıya y bileşeni yazılırdı ve aynen yazılmak zorundaydı. Eksi 3'ü yazdım. O kullandım diyorum. Sıra burada. Burası ne diyor bana? X gördüğüm yere eksi 4 yaz. Y'si de 3 olmak zorunda. Y neydi zaten? Fx'di arkadaşlar. Yani fx gördüğüm yere 3 yazacağım. 3 eşittir a çarpı. X gördüm eksi 4'ü yazdım. Eksi 3 dedik arkadaşlar. Eksi 3'ü karşı tarafa atalım arkadaşlar. 3 buradaydı. Eksi 3 artı 3 olarak geldi. A çarpı. Eksi 4 eksi 2 daha eksi 6. Eksi 6'nın karesi de 36'yı verdi bana. 3 ile 3'ü topladım. 6 eşittir 36 çarpı A'dan her taraf 36'ya. Hop böldüm gençler. Hop gitti. 6'ya 6'ya böldüm 1. 36'ya 6'ya böldüm 6. Yani A dediğim şey buradan kaç geldi? 1 bölü 6 geldi. Hemen fx'imizi yazalım arkadaşlar. Fx'im neydi? A çarpı A'yı 1 bölü 6 buldum.
x eksi 2'nin karesi eksi 3 olarak fonksiyonu elde etmiş oldum. Bana neyi soruyor? F eksi 10'u. Eksi 10'u bulmak için x gördüğüm yere eksi 10 yazmam lazım fonksiyonda. Yazalım bakalım. X gördüm, eksi 10 yazdım. 1 bölü 6 çarpı a, x gördüm, eksi 10 yazdım. Karesi eksi 3. 1 bölü 6'yı aynen yazdım arkadaşlar. Çarpı eksi 10 eksi 2 daha eksi 12. Eksi 12'nin karesi de arkadaşlar 144'tür. Eksi 3 elde ettim. Şimdi 2'ye böldüm arkadaşlar 3. 2'ye böldüm 72. 3'ü 3'e böldüm 1. Bunu 3'e bölersem arkadaşlar 24'ü elde ederim. 24'ten de 3 çıkarsa 21 sayısını elde ederiz diyoruz. Yani f eksi 10 21'e eşitmiş arkadaşlar. Şöyle yazalım isterseniz. Hop eşittir 21 diye. Şimdi geldik arkadaşlar 2013 yılında çıkmış bir LYS sorusuna. Yukarıda grafiği verilen fx ve gx parabolleri birbirlerini tepe noktasında kesiyorlarmış. Şimdi arkadaşlar bakalım bunun tepe noktası burası. Bunun tepe noktası da burasıdır. Şu fonksiyon aslında x eksi 1'in parantez kare formülüdür arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Nasıl? Bakın burada 0 var. Tepe noktası x bileşenin yanındaki işaretin tersiydi. Yani artı 1'e 0 olmak zorunda. Burası demek ki 1'e 0 noktasıdır arkadaşlar. Şimdi bunu bilmiyorsun. Çünkü neden? Hop x bileşeni bilmediğin için. Ayrıca gx fonksiyonundaki neleri bilmiyorsun arkadaşlar? Bileşenleri. Ama şunu bulabilirsin. Şimdi bu fx'i de kesmiyor mu? Evet. Ben bunu ne diyeyim? X'e 9 diyeyim. Ya da x demeyelim de a diyelim. A'ya 9 noktası olsun. Bu a'ya 9 noktası arkadaşlar kimin üstünde? Hem fx'in hem gx'in. Fx'i bildiğim için fx'ten yola çıkacağım. Diyeceğim ki x bileşeni a iken sonucum 9 olması gerekiyor. Yani x gördüğüm yere a yazıp 9'a eşitleyeceğim arkadaşlar. Yapalım bakalım. Buradaki a bileşenini bulalım. X gördüğüm yere a yazdım. A'nın karesi eksi 2. A artı 1 eşittir 9'dan. Hop bunu bu tarafa attım. A'nın karesi eksi 2. A artı 1 eksi 9 oldu. A'nın karesi eksi 2. A eksi 8'i verdi arkadaşlar. Çarpanlarını ayıralım. Eksi 4'e artı 2 de olarak ayrılır. A eksi 4'e A artı 2 oldu. Ne yapıyordum? Teker teker 0 eşitliyordum arkadaşlar. A buradan bir artı 4 geldi. A da buradan bir eksi 2 geldi. Peki hangisi? Dikkat edersem orijinin sol tarafında kalmış. Orijinin sol tarafı arkadaşlar x'lerin negatif olduğu yerdir. Yani 4'ü alamam. Demek ki A dediğim ifade aslında neymiş? Eksi 2'ymiş. Hemen bunu yazalım isterseniz. Hop. Buraya eksi 2 olarak ne yaptık? Yazdık. Şimdi ayrıca bu tepe noktası g'nin üstünde değil mi? G'nin üzerinde ise x bileşeni 1 iken y'si 0 olmak zorunda. Gelin x gördüğümüz yere 1 yazıp y'sini 0'a eşitleyelim. Eksi 1'in karesi artı b artı c eşittir 0 dedim. Daha sonra arkadaşlar bu 1'in karesi. Eksi 1'in karesi değil lütfen dikkat edin. 1'in karesi 1 ama eksi var. Eksi 1 oldu. Bunu da karşı tarafa yolladım. B artı c ifadesi buradan artı 1 geldi. Bakın bunları bulduk. Hop hop bunları da bulduk. Daha sonra bana ne diyor? Eksi 2 gx fonksiyonu simetri eksenidir. Evet gerçekten de bakın simetri ekseni. Simetri ekseni neydi? Tepe noktasının birinci bileşeniydi. Tepe noktasının birinci bileşeni yani r'si nedir? Eksi b bölü 2a'dır. Bu formülüydü. Bakalım b dediğimiz şey burada zaten b. A dediğim şey ise eksi 1. Eksi 1'in 2 katı da eksi 2'dir. Bu bileşen eksi kaça eşit olmak zorunda? 2'ye. Bunlar birbirini götür. İçler dışlar çarpımından B dediğim şey buradan kaç çıkar? Eksi 4 çıkar. C'yi bulamaz mısın? Evet bulabilirsin. Normalde B ile C'nin toplamı kaça eşitti? 1'e. B gördüğüm yere eksi 4 yazarsam bunu karşı tarafa atarım. Artı 4 olarak gelir. C de buradan 5 çıktı. Yani Gx fonksiyonu eksi x kare b'yi ne bulmuştum eksi 4 x artı 5 oldu. Bana neyi soruyor? G0'ı hop. G0 dediğim şey x gördüğüm yere 0 yaz. Bu gider bu gider. Kaç gelir arkadaşlar? 5 gelir diye yorum yapacağız. Burada önemliydi. Burada ne önemliydi arkadaşlar? Şunun tepe noktasına karar verip g'de yerine yazmak. Ayrıca g'nin tepe noktasını da a'ya 9 aldık. Daha sonra fx fonksiyonunda olduğu için yerine yazdık sağlamak zorunda. Buradan a'yı bulduk. A sayısı ise g'nin simetri ekseni yani tepe noktasının birinci bileşenidir. Tepe noktasının birinci bileşenine r diyorduk. R'nin formülü eksi b bölü 2 a'ydı.
formülden yola çıkarak bunu bulduk ve eksi 2 eşitledik. Buradan B sayısını elde ettik arkadaşlar. Daha sonra B'yi yerine yazarak C noktasını bulduk. G0 zaten sabit sayıdır arkadaşlar. Direktman sabit sayıda C. C'miz de 5 çıktı diye yorum yapacağız diyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar. Hani demiştim ya 3 maddeden inceleyecektik. İlk maddemizi inceledik. İlk maddemiz neydi? Tepe noktası ve bunun dışında bir noktası verilen parabolün grafiğinin ne yapmaktı arkadaşlar? Denklemini yazmaktı. Şimdi ise x eksenini kestiği noktalar arkadaşlar unutmayın. Eğer x eksenini kesiyorsa bunun aslında hop kökleridir. Yani kökleri verilmiş ve bu noktalar dışında başka bir nokta belli olan parabolün denklemini yazmaya geldik. Köklerimiz arkadaşlar x1 ve x2 olsun. Hemen fx eşittir hop. A çarpanım arkadaşlar değişmez. X karenin katsayısıdır. Baş katsayı olarak da nitelendirebilirsiniz. Her zaman var olmak zorundadır. X eksi köklerimizi çıkartacağız. Sırasıyla x1 birinci kökümüz, x eksi ikinci kökümüzü çıkartacağız diyoruz arkadaşlar. Tepe noktasını kökleri kullandıktan sonra arkadaşlar bunun dışındaki noktayı yerine yazarak A katsayısını buluyorsunuz. Örnekle isterseniz pekiştirelim. Şimdi kök dediğimiz şey x ekseni kesen noktalardır. Bir burası bir de burasıdır. Yani birinci kökümüz 6'ymış. İkinci kökümüz ise arkadaşlar eksi 1'miş. Bu noktalar dışındaki diğer bir nokta da bu noktadır arkadaşlar. Buna da A noktası diyelim. A noktası y eksenin üzerinde olduğu için x bileşeni 0 olmak zorunda. Y bileşeni de eksi 2'ymiş diyoruz. Hemen yazalım. Fx eşittir. A çarpanı kesinlikle olmak zorundaydı. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Köklerimizi çıkartıyorduk. İsterseniz formülü yazayım ilk önce. X eksi x1 çarpı x eksi x2 diyeceğiz. A'yı aynen yazdım. Buradaki x'lerimiz değişmez. X1 gördüğüm yeri 6 yazıyorum. X2 gördüğüm yerde arkadaşlar eksi 1 yazacağım. Hop. A çarpı x eksi 6 çarpı eksi eksi artıya dönüştü. X artı 1 elde ettim. Köklerimizi kullandık arkadaşlar. Şimdi A noktasını kullanmaya geldi sıra. A noktası ne diyor bana? X gördüğün yere 0 yaz. Y bileşeni eksi 2 gelecek. E Y'de ne demekti? Fx demekti. Yani fx gördüğüm yere arkadaşlar eksi 2 yazıyorum. A çarpı x gördüğüm yere 0 yazacağım. 0 eksi 6 çarpı 0 artı 1 oldu. Eksi 2 eşittir A çarpı. 0'dan 6 çıkarsa eksi 6. 0 ile 1'i topladım arkadaşlar. 1 elde ettim. Eksi 2 eşittir eksi 6 A'dan. Her tarafı eksi 6 A ile bölüyorum. Hop bunlar birbirlerini götürdü arkadaşlar. A dediğim şeydi. Eksiler birbirini götürür. 2 bölü 6. Sadeleştiririm 2 ile 1. Sadeleştirdim 2 ile 3. A dediğim şey buradan. 1 bölü 3 çıktı diyorum. Bana neyi sormuş? Bunun fonksiyonu yani fx'i sormuş. Hemen fx'i gördüğüm yere a çarpı a neydi? 1 bölü 3'tü. Hop. X eksi 6 çarpı x artı 1 diye yazdım. Şimdi cevap şıklarında bu varsa bunu işaretlersiniz. Bazen cevap şıklarında bunların açılmış hali oluyor arkadaşlar. İsterseniz ilk önce bir parantez çarpımı yapalım. X ile x'i çarparsam x kareyi elde ederim. X ile artı 1'i çarptım. Artı x. Eksi 6 ile x'i çarptım. Eksi 6 x. Eksi 6 ile artı 1'i çarparsam eksi 6'yı elde ederim. Düzenleyelim içerisine. Hop. X kare bir tane var aynen yazdım. Artı 1 x. Eksi 6 x. Eksi 5 x oldu arkadaşlar. Daha sonra 1 bölü 3'ü arkadaşlar parantezin içerisine dağıtacağım. 1 bölü 3 ile x kareyi çarparsam x kare bölü 3. Eksi 5 x ile 1 bölü 3'ü çarparsam eksi 5 x bölü 3. Eksi 6 ile 1 bölü 3'ü çarparsam arkadaşlar eksi 6 bölü 3 olur ama bunlar sadeleşir hop 2 gelir. Yani cevabım x kare bölü 3 eksi 5 x bölü 3 arkadaşlar eksi 2'dir diye yorum yapacağız diyoruz. Geldik 5. sorumuza arkadaşlar. Köklerimiz mi verilmiş? Evet. Hemen diyorum ki x 1 birinci köküm 2 ikinci köküm ise eksi 4 olsun. Hemen fx eşittir. A çarpı formülü yazalım isterseniz arkadaşlar ilk önce. X2 A çarpı şimdi X1 ve X2 gördüğüm yere köklerimi yazıyorum. X eksi 2 çarpı X eksi eksi 4'ten hop. X eksi 2 çarpı eksiler yan yana gelirse artıya dönüşür. Fx ifadesini buldum. Kökleri hallettikten sonra bunun dışındaki herhangi bir noktayı yerine yazmam gerekiyordu. Grafik üzerinde verilmiş mi? Hayır. Ama şu verilmiş. Bana burası diyor ki x'in eksi 5 iken y değerin eksi 7'ye eşittir.
X gördüğüm yere eksi 5, Y gördüğüm yani fx gördüğüm yere de eksi 7 yazacağım arkadaşlar. Hop. A çarpı x gördüğüm yere eksi 5 yazıyordum. Eksi 5 artı 4 dedim. Eksi 7'yi aynen yazdım. A çarpı eksi 5 ile eksi 2 çıkartılırsa yani eksi 5'ten 2 çıkartılırsa eksi 7'yi elde ederim. Eksi 5 artı 4 daha hop eksi 1'dir. Daha sonra arkadaşlar eksi 7 eşittir 7 A olur. Eksi ile eksi çarparsam artı 7 ile 1 çarptım 7. 7 ile A'yı çarparsam 7 oldu. Her tarafı 7 ile bölüyorum. Hop hop gitti. A dediğim şey ise buradan eksi 1 geldi diyorum. Hemen isterseniz fonksiyonumuzda A gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. Eksi 1 çarpı x. Arkadaşlar fonksiyonumuz neydi? Eksi 2 çarpı x artı 4. Burada parantez içerisinde dağıtma işlemi uygulamayacağım. Bana f7'yi sormuş. Yani x gördüğüm yere sadece 7 yazacağım arkadaşlar. F7 eşittir. Eksi 7 eksi 2. Eksi 1 ile eksi aynı şeydir arkadaşlar. Çarpı 7 artı 4. Eksi yazdım. 7'den 2 çıkarsa arkadaşlar 5. 7 ile 4'ü topladım 11. İkisini çarparsam eksi 55 sayısını elde ederim diyorum. Şimdi geldik arkadaşlar 6. sorumuza. Bize 2. dereceden bir denklem verilmiş. Dikkat edersem zaten paraboller neydi? 2. dereceden denklemlerdi. Aynı şey aslında. Denklemin kökleri eksi 2'ye 3'müş. Hemen birinci kökümüze eksi 2, ikinci kökümüze ise 3 diyelim. Bunların yerleri değişebilir arkadaşlar, fark etmez. Daha sonra bu parabol eksi 3'e 12 noktasından geçtiğine göre diyor. Oo, güzel. Diğer bir noktam da eksi 3'e 12 noktasıymış. Hemen fonksiyonumu yazabilirim diyorum. Başlangıçta buradaki mx kareleri görmüyorum, bilinmeyenleri. A çarpı formülümü yazıyorum hemen. Hop. Eksi x2 eşittir. A çarpı x eksi birinci köküm neydi? Eksi 2. İkinci köküm neydi? Eksi 3. Buradan yolu çıkarak a çarpı x artı 2 hop. X eksi 3 geldi. Formülden hemen şuradan buraya da geçebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle düşünebilirsiniz. Parantez içinde x'ler yazılırdı ve x'ler ters işaretli yazılırdı. Bakın dikkat edin. X'lerimiz köklerimiz. X eksi 2 değildi. Artı 2 yazdım ters işaretli. Artı 3 değil de eksi 3 yazdım. Yine ters işaretli arkadaşlar. Bunları kullandım hop. Sıra neye geldi? A noktasına. A noktasında x gördüğüm yere eksi 3 yazacağım. Y gördüğüm yere 12. Y'de ne demekti? Fx demekti arkadaşlar. Fx gördüğüm yere 12'yi yazdım. A çarpı x gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. Buradan yola çıkarak 12 eşittir. Eksi 3 artı 2 daha eksi 1'dir. Eksi 3 eksi 3 de eksi 6'dır. X'ini çarparsam arkadaşlar artı 6. A ile çarparsam 6 A'yı elde etmiş olurum. Her tarafı 6 ile böleyim. Hop gitti. 12'yi 6'ya bölersem A dediğim sayıyı ben buradan 2 olarak elde ederim diyorum. Şuraya geçelim. Fx'imizi yazalım ilk önce isterseniz. A çarpıydı. 2 çarpı. X artı 2. X eksi 3'tü arkadaşlar. Şimdi parantezi içeri dağıtacağım. X ile x'i çarptım. X kare. X ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 3x. 2 ile x'i çarptım. Artı 2x. Hop. Eksi 6. Şimdi 2'yi içeri dağıtacağım. Eksi. Eksi 3 ile 2'yi çarptım. 6x. Şurayı ilk önce toplayalım arkadaşlar. Ondan sonra isterseniz 2 ile çarparız. Eksi 3x artı 2x daha burası eksi 1x'tir. Eksi 1x ile 2'yi çarparsam eksi 2x elde ederim gençler. 2 ile de eksi 6'yı çarparsam eksi 12'yi elde etmiş olurum. Rengimi değiştirdim. X karenin katsayısı m'miş. Yani 2m dediğim şey. X'in katsayısı neymiş? Eksi 2 n'yi verir. Sabit sayı ise k'ymış. Bakın dikkat edin işaretleriyle beraber alıyorum. Bana sordu m artı n artı k'yı sormuş. M'yi 2, n'yi eksi 2, k'ydı arkadaşlar eksi 12 buldum. Artı 2 ile eksi 2 toplanırsa birbirlerini götürürler. Eksi 12 kaldı. Cevabım eksi 12'dir diyorum arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar son maddemize. Son maddemiz diyor ki birbirlerinden farklı herhangi 3 noktası belli olan parabollerin denklemi şu şekilde yazacaksın diyor. 3 tane nokta verdi diyor ya, bu noktaları teker teker fonksiyonda yerine yazman gerekiyor. Fonksiyonumuz nedir arkadaşlar? Ax kare artı bx artı c. Bu fonksiyon ikinci dereceden denklemlerin genel formülüdür. Burada bu 3 noktayı yerine yazıp a'yı, b'yi ve c'yi bulacağız.
Sonra arkadaşlar burada ABC yerine yazıp fonksiyonumuzu elde edeceğiz diyoruz. Örnekte gösterelim arkadaşlar, daha iyi olur. Bize parabolle ilgili 3 tane nokta verilmiş. Bu noktalardan geçen fonksiyonu yazın diyor. Hemen şu noktayı yazalım. Eksi 1'e 3 noktası aslında diyor ki f eksi 1 3 eşittir. Arkadaşlar 0'a eksi 4 noktası diyor ki f 0 hop eksi 4'e eşittir. 1'e eksi 9 noktası da diyor ki f 1 de eksi 9'a eşittir. F dediğim şey nedir arkadaşlar? Parabol diyorsa paraboller ikinci dereceden denklemler olmak zorunda. İkinci dereceden denklemlerin genel formülü ax kare artı bx artı c formatındadır. Şimdi bunları teker teker yerine yazacağım. F eksi 1'i kaça eşitliyorum arkadaşlar? Hop 3'e eşitliyorum. X gördüğüm yere ne yazacağım arkadaşlar? Eksi 1. A çarpı eksi 1'in karesi artı b çarpı eksi 1 artı c dedim. Daha sonra bunları 3'e eşitleyeceğim. Eksi 1'in karesi 1'dir. 1 ile a'yı çarparsam a'yı elde ederim. Artı b ile eksi 1'i çarptım. Eksi b. Artı c ifadesi 3'e eşit çıktı. Bunu kutu içine alayım, kullanacağım. Sıra neye geldi? F0'ın eksi 4 olmasına. X gördüğüm yer arkadaşlar 0 yazacağım. A çarpı 0'ın karesi artı b çarpı 0 artı c'yi eksi 4'e eşitleyeceğim. Zaten x gördüğüm yere 0 yazmak aslında sabit terimi bulmak demektir. Sabit terim yani buradan da c sayısı eksi 4'e eşit çıktı. Yine kutu içine aldım. Kullandım. Şimdi bunu kullanacağım. Burada da bana diyor ki f1 kaça eşittir? Eksi 9'a. X gördüğüm yere arkadaşlar 1 yazıyorum. A çarpı 1'in karesi artı b çarpı 1 artı c dedim. Kaça eşitleyeceğim? Eksi 9'a. Buradan yola çıkarak a artı b artı c ifadesini eksi 9 buldum. Şimdi diyorum ki ben c'yi eksi 4 bulmuştum. Sırasıyla şu iki denklemde c gördüğüm yere eksi 4 yazıp a eksi b'yi, burada da a artı b'yi bulayım. Taraf tarafa yok etmeyle a ve b değerlerini elde ederim diyorum. Hemen arkadaşlar burada c gördüğüm yere eksi 4 yazayım. A eksi b eksi 4 eşittir 3. Kimden 4 çıkarsa 3 olur arkadaşlar? Hop 7'den. Yani buradan yola çıkarak a eksi b ifadesini 7 buldum. Ya da eksi 4'ü karşı tarafa artı 4 olarak götürürsünüz. A eksi b ifadesi 3 artı 4'ten 7'yi elde etmiş olursunuz. Burada da arkadaşlar c gördüğüm yere eksi 4 yazayım. Hop karşı tarafa attım. Artı 4 olarak geldi. Daha sonra buradan da a artı b ifadesi eksi 9 artı 4'ten eksi 5'e elde ettim. Geliyorum buraya a artı b ifadesini eksi 5'e elde ediyorum. Hop taraf tarafa topladım. Eksi b artı b birbirini götürdü. 2a eşittir. 7 eksi 5 toplanırsa arkadaşlar 2'yi verir. Her tarafı 2 ile böldüm. A dediğim şey buradan kaç geldi? 1 geldi. A'yı buldum, C'yi buldum. Sıra geldik B'yi. Yukarıda herhangi bir denklemde A gördüğüm yere 1 yazıyorum. Şurada yazalım. 1 eksi B kaç eşitmiş? 7'ye. Bunu sağ tarafı, bunu sol tarafa atarsam 1 eksi 7 eşittir artı B'den. B ifadesi buradan da eksi 6 geldi. Bütün değerlerimizi bulduk arkadaşlar. Fx eşittir. Hop. Ax kareydi. A'yı kaç buldum? 1. 1 çarpı x kare. Artı bx, b'yi kaç buldum? Eksi 6. Artı c'di. C'yi kaç buldum? Eksi 4. Yani benim cevabım x kare. Eksi 6 x. Eksi 4'ü verdi diyoruz. Fonksiyonumuz buymuş yani arkadaşlar. Bir parabol ile başka bir parabolün veya doğrunun kesişimi konusuna geldik arkadaşlar. Elimizde iki tane denklem olacak. Parabol denklemi ya da iki tane ne olacak? Doğru denklemi veya bir parabol bir doğru denklemi. Bunların kesiştikleri noktaları bulmak için denklemleri birbirlerine eşitlememiz gerekiyor. Eşitledikten sonra x bileşenlerini elde edeceğiz arkadaşlar. X bileşenleri elde ettikten sonra y bileşenini bulmak için x gördüğümüz yere bulduğumuz bu değerleri yazacağız. Y değerlerini bulacağız. Herhangi bir denklemde yerine yazmamız yeterli. Bunun için arkadaşlar doğru denklemlerin vermesi gerekiyor ya da biz oluşturacağız denklemleri. Bakın 8. soruda 2 tane denklem vermiş. Bu fx ve 2 tane fx demiş ama bir tanesi gx olsa daha güzel olurdu arkadaşlar. Şuna biz gx diyelim. Hop.
Parabolünün kesişikleri noktaların apsisleri arasındaki uzaklığı. Apsis nedir arkadaşlar? X bileşenidir. Yani iki tane değer bulacaksın diyor. X1 ve X2. Bunları birbirlerinden çıkart diyor. Uzaklık olduğu için mutlak değerde yazmam yeterlidir arkadaşlar. Şimdi ilk önce X değerlerini bulalım. Dediğim gibi bir fx değerinin de gx olması gerekiyor. Hemen fx eşittir. Hop gx diyelim gençler. Fx'imiz neydi? X kare eksi 2x eksi 6 idi. Gx'imiz nedir? Eksi x kare eksi x artı 9'dur arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini sol tarafa atıyorum. Hop x kare buradaydı zaten. Eksi x kare gelirse yanına artı x kare olur. Eksi 2x buradaydı. Eksi x yanına gelirse artı x olur. Eksi 6 buradaydı. Artı 9 yanına gelirse eksi 9 olur diyeceğiz. X kare x kare topladım. 2x kare. Eksi 2x artı x'ten eksi x. Eksi 15'i elde ettim diyorum. Daha sonra çarpanlarını ayıracağım arkadaşlar. Burası 2x'e 1x diye ayrılır. Burası da arkadaşlar eksi 3'e 5 diye ayrılır diyorum. Şimdi arkadaşlar bakalım çaprazlama çarpıyorduk. 2 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 6, 5 de 1'i topladım. 1'i çarptım 5. Toplarsam eksi 1'i elde ederim. Ama bunlar nasıl yazılmış? Düz yazılmış. Çaprazlama çarpıp düz yazmamız gerekiyordu. Yani bunların yerlerini değiştiriyorum. Hop. 5'e eksi 3 olarak yazdım. Şimdi düz olarak yazacaktım. 2x artı 5 çarpı x eksi 3 dedim. Bunları 0'a eşitliyorum. Teker teker 0'a eşitlersem arkadaşlar x'imizi buradan eksi 5 bölü 2 olarak bulurum. Bu birinci x'imizdir. İkinci x'imizi de 3 olarak bulurum. Normal arkadaşlar denklemi eşitleyeceğim. Şurada yapalım isterseniz. Ben akıldan yaptım ama 0 hop karşı tarafa attım. 2x eşittir eksi 5 oldu. Her tarafı 2 ile böldüm. Bakın x eksi 5 bölü 2 elde ettim. Bana sonra neyi sormuştu? Apsisler arasındaki uzaklığı yani birbirlerinden çıkartmam istenmiş. Bundan 3 arkadaşlar çıkartalım. Hop. Şimdi şöyle paydamızı aynen yazdık. 2 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 6. Eksi 5 daha eksi 11 elde ettim. Ama mutlak değerde yazdığım için mutlak değer ne olamaz? Dışarıya eksi olarak çıkamazdı. Bunun sonucu 11 bölü 2'dir diyorum arkadaşlar. Şimdi geldik son sorumuza. 2011 LYS sınavında çıkmış soruyu arkadaşlar. Şimdi y eşittir x kare parabolü ile y eşittir 2 eksi x doğrusu arasında kalan sınırlı bölgenin sınırları dikkat edin. Sınırları üzerindeki noktalar için x kare artı y kare ifadesini alabileceği en büyük değer nedir? İlk önce sınırlarını yani kesişikleri noktaları bulalım. Burada grafik çizmiş. Sen grafik çizmesen de olur. Kesişiyor diyorlar. Doğru mudur? Kesiştikleri için ne yapacaktık? Fonksiyonları birbirlerine eşitlememiz gerekiyordu. Bu x kare ile hop 2 eksi x'i birbirine eşitledim. Çünkü y'ler eşit olmak zorunda kesişikler için. Bunları hop sol tarafa attım. X kare zaten buradaydı. Eksi 2 x eksi x artı x olarak geldi. 2 de eksi 2 olarak geldi arkadaşlar. Burada diyorum ki çarpanlarına ayrılır mı? Hop ayrılır. Artı 2'ye eksi 1 diye ayrıldı. Yani burası x artı 2 çarpı x eksi 1 oldu. Bunları 0 eşitliyorum arkadaşlar. Teker teker 0 eşitlersem buradan x1'imizi eksi 2, x2'mizi de gençler 1 olarak bulmuş olurum. Daha sonra x kare artı y kareyi sorduğu için y'yi de bulmam gerekiyor. Herhangi bir denklemde yani elimde iki tane denklem var ya. Şu denklemlerde herhangi birinde x gördüğüm yer arkadaşlar eksi 2 yazacağım. Y eşitti. Şu karede yazalım. Eksi 2'nin karesinden buradan 4 geldi. Yani eksi 2'yi 4 noktamızı elde ettik. Bir tane noktamız eksi 2'ye 4 noktasıymış. İkinci noktamızda yine x gördüğüm yere 1 yazacağım. Yine herhangi birinde fark etmiyor arkadaşlar. 1'in karesinden 1 geldi. Yani burası da 1'e 1 noktasıymış. Elimde iki tane nokta oldu. Daha sonra bu noktaları x kare artı y kare ifadesinde yerine yazacağım. Birinci noktam yani eksi 2'ye 4 noktamı yazıyorum. X bileşenim eksi 2'ye bileşenim arkadaşlar 4'tür. X kare artı y kare dedim. X gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Hop. Artı y gördüğüm yere arkadaşlar 4 yazıyorum. Eksi 2'nin karesi 4'tür. 4'ün karesi de 16'dır. Toplarsam 20'yi elde ettim. Daha sonra arkadaşlar 1'e 1 noktasını yazacağım. Yine x kare artı y kareyi hesaplıyorum. 1'in karesi artı 1'in karesinden 1'in karesi 1 artı 1'den cevabım 2 oldu. Bana alabileceği en büyük değeri sormuş. 20 mi daha büyük? 2 mi daha büyük? 20 daha büyüktür arkadaşlar. Yani cevabım 20'dir diyorum. Evet arkadaşlar son sorumuzdu. Bu videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda dikkat etmeniz gereken noktalar şunlardır arkadaşlar. Grafiği verilmiş
denklemleri yazmak arkadaşlar. Eğer bir fonksiyonun grafiği verilmişse, parabol ise 3 noktada yazıyorduk. Bir bakıyordum. Tepe noktası ve diğer bir nokta verildiyse ne yapacaktım arkadaşlar? Fx eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k yapacaktım. Eğer tepe noktası yerine kökler verildiyse bu sefer formülüm neydi? Fx eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 idi arkadaşlar. Daha sonra diğer noktaları yazıp a değerlerini buluyordum. Diğer son maddem de arkadaşlar 3 noktası verilmişse bu 3 tane noktayı fx eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonunda yerine yazıp a'yı, b'yi ve c'yi buluyordum. Daha sonra bulduğum değerleri fonksiyonumuzu yerine yazıp ne istiyorsa devam ettiriyordum. En son arkadaşlar kesişikleri noktaları bulmaktı. Kesişikleri noktaları nasıl buluyordum? Denklemleri birbirlerine eşitliyordum. Yani y değerlerini. X'li terim geliyordu. Y bileşenlerini bulmak için bulduğum x değerlerini fonksiyonda yerine yazıp daha sonra yorum yapıyordum arkadaşlar. Dediğim gibi bu parabolümüzün son videosuydu arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yeni konuya geçeceğiz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.